Abi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Mektubunu alır almaz yola koyuldum. Burada mı? Burada. Senden bir isteğim olacak abi. Kabul edersen beni ziyadesiyle mesut edersin. Sen istersin de ben kabul etmez miyim? Nedir mesele? Bu ricam. Bayezid. Onu sarayına çağır. Amasya'da kalsın. Münasip bir vakitte de bana yazarsın. Ben de gelirim yanınıza. Sonra ne olacak? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Sadece onu görmek istiyorum. Gözlenerek emniyetli bir yerde görmek, senin yanında. Bana yardım eder misin? Şehzadem. Bir daha beni göremeyeceğini sanıyordum. Ama işte buradayım. Yanındayım. Şehzademin sayesinde. Ben sizi korumak istedim sadece. Zira Bayezid'in gözündeki inancı ve aşkı gördüm. Başını daha büyük bir belaya sokabilirdi. Aklımdan geçeni okudun demek. Şehzademiz Mustafa'dan haber gelince ne yapacağımı şaşırdım. Aslında hiç gerisim yoktu. Arkasında senin olduğunu hayal edemezdim ki. Öyle ayrılmaya gönlüm razı gelmedi. Peki bundan sonra ne olacak? Ne yapacağız Bayezid? Aklımda var bir şeyler. Sen bana güven. Başına dert alıyorsun Mustafa'm. Hünkârımız Bayezid'in burada olduğunu, ne işlere kalkıştığını haber alsa evvela senden hesap sorar. Merak etmeyin validem. Hünkârımızın haberi olmayacak. Zaten Bayezid de çok kalmaz. İnşallah tez vakitte yola çıkar. Hadiseyi kavgasız, gürültüsüz atlatırız. Mihri Nisa ile evlendiğini ona söylemeyeceksin değil mi? Kardeşin de olsa Hürrem'in oğlu. Etrafında onun adamları var. Bir şekilde kulağına gider. Benim Bayezid'den saklayacak bir şeyim yok validem. Kendisine itimadım tamdır. Sen yine de bu sırrı kendine sakla. Ne olur ne olmaz.